Ben şu an Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Doğuştan görme engelliyim. Okula başladığım dönemde babamı kaybettim. Ve okula gitmek istemedim. Okulu sevmiyordum o zamanlar. İlk işte okuldan aldılar beni. Aradan 4-5 yıl geçti. Annem okumamı çok istiyordu. Gidip okulumuzun müdür yardımcısıyla konuştu. Görme engelliler okuluna. Habat birinci sınıftan başlarsa yazık olur dediler. Ülkemizde yetiştirici sınıf öğretim programı diye bir program var. Bu sayede okula geç kalan öğrencilerimizi kendi yaşıtlarının sınıfına yetiştiriyorlar. Ben de o kursa, o programa kaydoldum ve 5 ay içerisinde 6. sınıftan başladım. Ortaokulu 6-8'i okudum. Sonra TEOG sınavının ilk mağdurlarından biri de benim. Şekilli sorulardan muaf tutulmadım orada. Evet. Hedeflediğim puanı alamadım. 420 puan aldım. Galatasaray Lisesi'ni istiyordum ben. Öyle olmayınca ufak bir bunalım dönemi geçirdim. İstemiyordum tekrardan. Hakkımı olanı alamayınca. Açık öğretim lisesinden devam ettim. 3 yılda liseyi bitirdim. Ondan sonra arkadaşlarımın yardımıyla bana okudukları soru bankalarıyla, konu anlatımlarıyla Evet. sınava hazırlandım. Açık öğretim döneminde de çok zorlu bir süreç geçirdim. Orada da yine aynı şekilde göremediğim şekil ve tablo grafik sorularından muaf tutulmuyordum. Birçok dersin sesli CD'si bana gelmiyordu. Ortaokul bilgilerimden geçmek zorunda kaldım onları. Sınava girdim. İlk oturumda maalesef ailemin başına gelen çok vahim bir durumdan dolayı soruların yarısını bile cevaplayamadım. İkinci oturumda çok iyi yaptım ve ilk 3000 öğrenci arasına girdim. Ondan sonra açık öğretim okul puanım düşük olduğu için 5000'e düştüm ama başlarda hep şunu düşünüyordum. Ben derece yapmak istiyorum. İşte en iyi okullara gitmek istiyorum. Üniversiteye geçtikten sonra aslında hiç de öyle olmadığını, insanın her yerde yapabileceğini, önemli olanın insanın kendini bilmesi olduğunu Evet. öğrendim. Şimdi Marmara Hukuk 2. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu üniversitemi bitirdikten sonra yurt dışında ya Amerika'da da İngiltere'de bunun için şu an İngilizce eğitimi alıyorum. Hukuk eğitimime devam etmek istiyorum. Hukukun hangi bölümünde yoğunlaşmak istiyorsun? Hukukun aslında bir bölüm değil. Ben avukatlık istiyorum. Avukatlık. Veya evet veya şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kanunları uygulayan değil de yapan tarafta da çok olmak istiyorum ve bunun için çalışıyorum şu anda. Evet. Şu an kendi ülkemde okuyorum. Daha ön Diyarbakır'dayken sadece yerel bir bakış açısına sahiptim. Şu an üniversitedeyim. Türkiye'nin birçok yerine gittim ve tanıma fırsatım oldu. Şu an olaylara ulusal bakış açısıyla bakabiliyorum. Eğitimimi yurt dışında da devam ettirerek gelebileceğim en yüksek noktaya gelmek istiyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek ülkem için yapabileceğim en faydalı işi yapmak istiyorum. En faydalı vatandaş olmak istiyorum ülkeme. Ne seslemek istiyorum? Bizim talebimiz önce adalet, herkese eşitlik ve demokrasi bir şekilde omuz omuza verip ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarması ve güçlü bir devlet haline getirmesidir. İsmim Gizem Doğan, 22 yaşındayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi huzurevinde hemşirelik yapmaktayım. 10 Mart itibariyle kurumumuzda bulunan yaşlılarımızın dışarı giriş çıkışları yasak. Ziyaretçi kabulü, hastane randevuları, acil dışında her şey iptal edildi zaten. Bu süreçte sosyal mesafeye, maske kullanımına, her şeye çok dikkat ettik başkanım. Bizler bu COVID-19 virüsle hep birlikte mücadele ettik. Hemen hemen birçok sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu hastalığa yakalandık ve hep birlikte atlattık. Tekrardan işimizin başına döndük ve şu an aktif olarak çalışmaktayız. Değerli mesai arkadaşlarıma, çok kıymetli doktorlarıma ve sevgili meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Herkes canla başla çalıştı bu süreçte. Biz gençleri bu zor ama güzel bir günde bir araya getirip bu görüşmeyi sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Adana Yüreği Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım maalesef birkaç gün önce gözaltına alındı. Evet. Tam da Gençlik Bayramımızın arifesinde. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı alabilir miyim ben? Kaymakamlığın önünde dağıtılan yardım paketleri ile ilgili soru soruyor.
Soru annesi, babası ve küçük kardeşiyle beraber bu soruları soruyorlar. Oradalar. Fakat kaymakamın koruması silah çekerek Eren'i tehdit ediyor. Savcılığa şikayet yapılıyor. Savcı herhangi bir işlem yapmıyor. Sonra Eren Yıldırım'ı serbest bırakıyor. Fakat daha sonra Erdoğan ve Adana AK Parti il örgütü olayı büyütüyorlar. Erdoğan zaten malum bir konuşma yaptı televizyonlarda. Arkasından talimat gitti Ankara'dan. Eren Yıldırım tekrar gözaltına alındı, tutuklandı ve hapse kondu. Darbe dönemlerinde siz hatırlamazsınız ama 12 Eylül darbe dönemini de 12 Mart darbe dönemlerinde bilen ve o dönemleri yaşayan birisiyim. O dönemlerde yaşananlar şimdi Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye'de 20 Temmuz'dan sonra, yani o hal ilan edildikten sonra Türkiye bir sivil darbe sürecini yaşıyor. Yargı bağımsızlığı yok. Malum siyasal talimat verildiği zaman savcı ve hakimler gereğini yapıyorlar. Hukukun gereği değil, bir anlamda siyasal iktidarın gereği yerine getiriliyor. Gazetecilerin hapse atılması, tutuklanması, Barışlar var mesela, Oda TV'nin saygıdeğer iki gazetecisi. Onlar da şu anda hapisteler, uzun süredir üstelik. Osman Kavala var, uzun süredir hapiste. Dolayısıyla bakıldığı zaman avukatından akademisyenine kadar, gençlerinden yaşlısına kadar iktidarın kendisine muhalif olarak gördüğü her kesimi bir şekliyle susturmak, hapse atmak veya hapiste tehdit etmek gibi bir alışkanlığı var, bir davranışı var. Darbe dönemlerinde toplumun aydın kesimleri bedel öderler. Eren Yıldırım'ın ödediği bedel gibi. Haksızlığa karşı gelmek, soru sormak, iktidara eleştirmek, yanlışı bir şekliyle ifade etmek, iktidarı yani yönetenleri rahatsız ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mustafa Kemal'in gençliğinin şöyle bir özelliği var. Baskıya direnir, haksızlığa direnir, adaletten yana olur, insan haklarından yana olur, medya özgürlüğünden yana olur, yargı bağımsızlığından yana olur, işsizden, yoksuldan yana olur, işsizin, yoksulun, ezilen kesimlerin sesi olur, onların sorunlarını seslendirir. Mustafa Kemal'in gençlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençlerinin böyle bir özelliğinin olması lazım. Hiç kimse unutmasın, hiç kimse. Kuvayi Milliye'nin ruhu bu partinin dokularına işlenmiş durumdadır. Biz Kuvayi Milliye'ciyiz, biz ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Bizi yönetenler yanlış kararlar alsalar dahi, bizi ezmeye kalksalar dahi direncimizi büyük bir kararlılıkla ve gururla sürdüreceğiz. Eren'in sürdürdüğü gibi. Okulumun son dönemindeyim. 4. sınıfım. Koronavirüs sebebiyle okulumuza ara verildi başkanım. Ağır mağduriyetler yaşanan uzaktan eğitim sistemiyle mezun olmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle salgın günlerinde ihtiyaç duyulan bir bölümü bitirecek olmama rağmen çoğu üniversite mezunu arkadaşım gibi ben de işsizlik sorunu kaderini yaşayacağım sanırım. Bu konuyla alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç işsizlerle alakalı veya genel işsizlik sorunuyla alakalı bir çalıştayının olup olmadığını soracaktım. İşsizlik sorunu genel bir sorundur ve iktidarın yani devleti yöneten kurumun işsizlik sorununu çözmesi gerekiyor. Bunun için de bunun bilinen yolu üretimdir. Eğer Türkiye üretirse istihdam sorununu aşar, Türkiye üretirse daha güçlü olur, Türkiye üretirse ihracat yapar, mallarını satar. Dolayısıyla üretim arttığı için yeni iş alanları açılır. Yeni iş alanları açıldığı zaman da yine istihdam alanları da doğal olarak açılmış olur. CHP olarak biz işsizliği Türkiye'nin en temel sorunlarından, sorun alanlarından birisi olarak görüyoruz. Özellikle üniversite mezunu işsizlerin çok daha ciddi bir sorun olduğu kanısındayız. Çünkü sonuçta işsizlik bir süre sonra gençlerde umutsuzluğu yaratıyor. Umutsuzluk gençlere yakışmıyor. Veya gençlerin önemli bir kısmı bir süre sonra kendi geleceklerini Türkiye'de değil, yabancı ülkelerde oralara giderek, çalışarak, iş bularak aramaya başlıyorlar. Bu bağlamda da bakıldığı zaman İşsizlik sorununa çözüm üretmek gerekiyor. Tabii işsizlik sorununa çözüm üretmenin birden fazla yolu var. Yani sanayide yatırım yapacaksınız, tarımda yatırım yapacaksınız. Tarımda ciddi bir iş kaybımız var, sanayide ciddi bir iş kaybımız var. Yeni üretim alanları açılmıyor. Artı 3.600.000 resmi kayıtlara göre Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'de ve kayıt dışı çalışıyorlar. Bunların çalışması demek bizim insanımızın
çalışmaması demek. 19 Mayıs bağlamında bir soru soracağım. 19 Mayıs 1919 tarihinde milli egemenliği ve bağımsızlığı her şeyden üstün tutarak Samsun'a öyle bir ilk adım atıldı ki işte o adım Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır ve milletiyle başlattığı bağımsızlık mücadelesi uçurumun kenarından yıkık bir ülkeyi alıp yeni vatan, yeni devlet, yeni sosyete yaratıldı. Bu bağlamda Türk eğitim sisteminde tam da bu ruhu ve bu anlayışı yeniden yaşartmak için nice Mustafa Kemaller, nice Bandırma vapuruna binecek cesaretli ve erdemli nesiller yetiştirmek adına özellikle temel eğitimde ne gibi eksiklikler vardır ve bunu nasıl doldurabiliriz? Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti kurduklarından kadınlarda okuma yazma oranı 1/8. Bin kadından 8'i okuma yazma biliyor. Erkeklerde ise okuma yazma oranı %8 ile %10 arasında değişiyor. Bu okuma yazma oranının daha çok azınlık gruplarında olduğunu, onların kendi çocuklarını okuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Anadolu'da ise okuma yazma oranı çok daha düşük. Hele kadınlarda okuma yazma oranı hemen hemen sıfır Anadolu'da. Böyle bakmak lazım. Peki Mustafa Kemal ne yaptı? İlk yaptığı işlerden birisi millet mekteplerini kurmak oldu. Köy enstitülerinden önce millet mektepleri kuruldu. Çünkü okuma yazma bilinmesi gerekiyordu. Latin harfleri var vesaire falan. Bütün bunlarla birlikte bir eğitim hamlesi başlatıldı. Köy enstitüleri kuruldu. Kırsalda eğitimli insanlar gitmeye başladılar. Köylüleri aydınlatmaya başladılar. Çalışmanın alın terinin ne kadar önemli olduğunun bir altını çizmeye ve geniş kitlelere aktarmaya çalıştılar. Ve o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri çalışıyorlar. Dolayısıyla toplumun eğitimi için büyük çabalar harcanıyor. O arada bir şey daha oluyor. İkinci Dünya Harbi'nde Almanya'dan kaçan çok sayıda akademisyen, profesör, Türkiye onları kabul etti ve bizim üniversitelerde onlar ders vermeye başladılar. Ve demokrasi belli bir zaman dilimi içinde büyütmeye çalıştık. Şunu anlatmak isterim, bunu bütün arkadaşlarımın, genç arkadaşlarımın bilmesi lazım. Tek adam yönetiminin bir ülkeye hangi felaketleri getirdiğini bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Çanakkale Savaşları'nı biliyorsunuz. Dünyanın egemen güçleri Çanakkale'ye geldiler ve Çanakkale Savaşları oldu. Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a gelip İstanbul'u işgal etmek istiyorlardı. Çanakkale Savaşları'nda görev alan komutanlardan birisi de Mustafa Kemal Atatürk'tü. Her karış toprağında şehit kanı var. Her karış toprağında. Bütün mücadeleleri verdiler. Büyük gemilerle geldiler, ordularla geldiler. Çanakkale'yi geçemediler. Sonra ne oldu? Sadece 3 yıl sonra bir kişinin iradesiyle, padişahın iradesiyle bütün o gemiler Çanakkale'den tek kurşun atmadan Marmara'ya geldiler ve Dolmabahçe'nin önünde demirlediler ve İstanbul'u işgal ettiler. Bir adam, tek adam rejimi budur işte. O açıdan bizim görevimiz, gençlerin görevi, sizlerin görevi nedir biliyor musunuz? Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurdukları cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Demokrasiyle taşlandırdığımız zaman düşünce farklılıkları kavga nedeni değil, zenginleşme nedeni olarak görülmeli. Kimliklerimiz farklı da olabilir. Onları da bir zenginlik olarak görmeliyiz. İnançlarımız farklı da olabilir. Onu da zenginlik olarak görmeliyiz. Ayrışma nedenlerini bırakıp birlikte olmanın, beraber olmanın, birlikte üretmenin, birlikte alın teri dökmenin, tasada ve kıvançta beraber olmanın yollarını bulmalıyız. 2020 yılının Türkiye'sinde genç olsaydınız teoride ve pratikte nasıl bir gençlik mücadelesi verirdiniz? Bunu merak ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Bugünkü gençliğin ülkenin bağımsızlığı açısından kararlı ve tutarlı bir davranış sergilediğine inanıyorum. Bu süreçte gençlere karşı görevini yapmayan ana unsur siyaset kurumu. Siyaset kurumu gençlerin beklentilerine uygun bir politika izlemiyor. Siyaset kurumu gençlerin önündeki engelleri kaldırmıyor. Siyaset kurumu gençlerin
daha etkin olması hemen hemen her alanda, eğitimden tutun siyasete kadar, üniversitelerdeki başarıdan tutun efendim hayatın diğer alanlarına kadar gençler şu veya bu şekilde üretim zinciri içinde yer almak, üniversitede öğrendiklerini bir şekilde hayata geçirmek istiyorlar. Ama gençler aldıkları eğitimin karşısında görev yapmayı beklerken işsiz kalıyorlar. Dolayısıyla gençlerin temel sorunu, ben gençlerin Mustafa Kemal'in bağımsızlık mücadelesini hep düşündüklerini, onun demokrasi için verdiği mücadeleyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması, gücünü milli iradeden alması, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demesi, 1961 Anayasası'nın birinci maddesi, hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Yani bugünkü dille egemenlik kayıtlı şartsız milletindir diye demesi. Dolayısıyla tek adam rejimini yani parti yani sultanlığı yani padişahlığı reddetmesi ve gücünü halktan alması. Vatandaşın da halk olarak görülmesi, vatandaş olarak görülmesi, padişahın kulu, kölesi veya tebaası olarak görülmemesi cumhuriyetle beraber gelen bir devrimdir. 2020 yılının Türkiye'sinde ne yapılmalı? 2020 yılının Türkiye'sinde yapılması gereken şu. Eğer bir genç siyaset kurumunu sağlıklı sorgulamıyorsa görevini yapmıyor demektir. Eğer bir genç 18 yıldır tek başına iktidar olan bir siyasi partiyi 18 yıl tek başına koalisyon yok tek başına yönetiyor. İstediği kanunu çıkarıyor mu? Çıkarıyor. İstediği kararnameyi evet çıkarıyor. İstediği genel müdürü atıyor mu? Atıyor. İstediğini görevden alıyor mu? Alıyor. İstediği rektörü, istediği dekanı değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Görevden alıyor mu? Alabiliyor. İstediği gazeteye baskı yapıyor mu? Yapıyor. İstediği kararı çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Peki soru ne? Soru şu. Bütün bu yetkilere sahip olan bir siyasal iktidar 18 yılın sonunda nasıl oluyor da milyonlarca işsizi Türkiye'nin gündemine getiriyor? Nasıl oluyor da üniversitelerden mezun olanlar iş bulamıyor. Nasıl oluyor da yandaşlar her türlü imkana sahip olurken bu ülkede hala yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor. 19 Mayıs bayramını kutluyorum, yürekten kutluyorum. O bayram sizin bayramınız doğru. Gençlerin bayramı doğru. Gençlerin bu bayramın önemini bilmeleri gerekiyor, o da doğru. Yakın tarihimizi çok iyi bilmeleri gerekiyor, o da doğru. Hayatı sorgulamaları gerekiyor, o da doğru. Siyaset kurumunu sorgulamaları gerek, o da doğru. CHP'yi de sorgulayın. Yanlışımız varsa söyleyeceksiniz bu yanlıştır diye. Akıl akıldan üstündür diye bir atasözümüz var. Akıl akıldan üstündür. Neden söylüyoruz biz bunu? Neden atalarımız bunu söylemiş? Nedeni şu, danışacaksınız. Hep benim dediğim doğrudur diye yola çıkarsanız en büyük hatayı yapmış olursunuz. O nedenle hayatın her alanını sorgulamak, hayatın her alanını denetlemek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'nin kalkınmasına da büyümesine de en büyük katkıyı verdiğinizi göreceksiniz. Ben tekrar bayramınızı kutluyorum. Hepinize, sizlere, ailelerinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.